Bu gece şansınız pek yok. Öyle galiba. İyi geceler. İyi geceler. Nihayet bitti mi oyunun? Hadi gidiyoruz. Nevzat Bey, biz hanımefendiyle epey sohbet ettik. Oyun nasıl geçti? Hiç işte. Hiç olsun diye oynamıyor muyuz zaten? Size iyi akşamlar. Nevzat Bey. Çok şanslısın be. Ben olsam... Bu kızı bekletip de maça kızlarıyla uğraşmazdım. Neyse neyse. Patronun nasıl? Sorun var mı aranızda? Cihan Bey mi? İyi. İyidir. Senin yaşında böyle bir şirketin yöneticisi olmak meseledir Nevzat. Cihan iyi dostumdur. Ne zaman problem yaşarsan bana gel, çözeriz. İyi geceler. Artık şunu. Nevzat lütfen. Bu gece ne kadar? Ne kadar? Yani ne kadar kaybettin? He. Hiç önemli değil. Önemli değil mi? Tek kuruş birikimimiz kalmadı Nevzat. Hem de tek kuruş. Bu önemli değil mi? Bu geceyi sordun, ben de söyledim. Ne var bunda? Hayır, söylemedin. Yalan. Masaya sürdüğün paraları gördüm. En az... Yine başlamayalım. Biraz heyecan... Başlayalım. Yeter artık. Oyununun da, heyecanının da canı cehenneme. Sen masaya geleceğimizi sürerken... Ben etrafındaki pisliklerle uğraşmaktan yoruldum artık. Yoruldum. Ne? Ne pisliği? İnanamıyorum Nevzat. O adamı görmedin mi? Ferruh mudur nedir? Artık karını da mı kıskanmıyorsun ha? Lanet olsun! Yeter artık! Yeter! Girin.
Yarınki randevularınız Nevzat Bey. Tamam, bırakıver şöyle. Cihan Bey sizinle görüşmek istiyordu. Toplantıda olduğunuzu söyledi. Muhakkak arasın dedi. Sorarsa çıktı, işi varmış dersin. Ama acil olan... Dediğimi yap. Peki. Hoş geldiniz Nevzat Bey. Dayım evde mi? Evde, buyurun. Sen miydin Nevzat? Yine küçük hazinenin başındasın dayı. Küçük mü büyük mü bilmem artık. Otur şöyle. Ne var onda dayı? Elimde kalan tek şey diyelim. Boş ver. Sen meraktan öldürürsün adamı. Nasılsa öğreneceksin. Hayatta şu eve tek gelen gidenim de sensin, tek mirasçım da. Sana miras olarak borç harç bırakırım muhtemelen ama... Onu da bırakacağım. Merak etme. Neyse. Nihal nerede? Onu niye getirmedin? Şey, Nihal... işi vardı biraz. Yine nanemi aranız. Kötü gidiyorsun gibime geliyor. Bilmiyorum. Şey, hayır yani... Sen bana bacımdan emanetsin. Gerçi ben şimdi sana anandan emanet oldum ya... Bir emanet durumu var işte. Dayı, sen olmasaydın... Olurdu oğlum. Ne olacak? Bir okutan çıkardı nasılsa. Bir tas çorba veren. Ama... Ama kimse kimsenin içindekine hükmedemiyor işte. Ben senin nefsini alıp da yere çalamam. Çürük diş çeker gibi ayıklayamam zaaflarını. Ama benim kulağıma bile geliyor Nevzat. Düşün, ben ki şurada çakılıp kalmışım. Kurtlu bir armut ağacı gibi. Bana bile geliyor, bana. Ne diyorlar? Neyse ne işte. Ama yapma bunu, yapma. Bul bir çaresini. Kurtul bu kumardan da, içkiden de. Kurtul be oğlum. Kurtul. Nimet Hanım. Kahve yapıver bize. Hı hı. Biri koyu olsun. Epeyce koyu.
Devam edecek misiniz? Ne? Devam etmemem mi gerekiyor? Hayır ama krediniz. Patronuna bildir durumu. Gereğini yapacaktır. Nevzat çok fazla açıldı. Ne yapalım? İstediğini verelim mi? Ver. Ama fazla değil. Sıfırı tüketecek. Bugün yarın tüketecek. Bence de. Fazla kalmadı. Ne parası, ne şansı, ne de zamanı. Ne yapalım? Ne mi yapalım? Sence ne yapalım? Bilmem. Def edelim istersen. Bundan sonra nasılsa krediye abanacak. İyice sıkışacak köşe, iyice. Gözü dönecek. Sonra dikileceksin karşısına, bulabildiğin en büyük kemiği fırlatıp getir ulan diyeceksin. Nevzat Bey. Taksiniz dışarıda Nevzat Bey. Sizi bırakacak. Araba nerede? Serviste. Bostancı'daki dairemiz gibi mi? Yazlığımız, bankadaki paramız gibi mi? Onlar da mı serviste? Niye böyle Nevzat? Savaşacak bir damla cesaretin yok mu? Kanın mı çekildi senin? Yeter artık. Hayatımızı mahvedeceksin. Mahvettin bile, mahvettin! Hamileyim. Ben hamileyim. 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 Thank you.
Aspirin mi? Evet. Otur Nevzat. Çekmeceler özeldir değil mi? Ama özel mözel kalmadı. Biri eğer benden senin kadar para alıyorsa bu adamın özel hayatı yoktur. Anlatabildim mi? Yoktur. Benim maaş verdiğim müdürüm küp gibi içerse, toplantılarda dili ağzına sığmıyor, gözleri halden artmış balık gibi bakıyorsa, üstüne üstlük bir gerizekalı gibi, bir salak, bir avanak gibi kumar oynuyorsa, ben bu işi bitiririm arkadaş. Ya yarın öbür gün o kamber şerefsizine borcunu kapatmak için benim ihalelerimi... Cihan Bey. Hayır, kesme. Benim paramı, benim kasamı kullanmaya kalkışırsan ne olacak ha? Kullanmaz mısın? Ben... Bu iş bitmiştir Nevzat. Gözümün önünde intihar ettin. Ve ben de bu cenazeyi ortada bırakmam. Gömerim. İstifanı bekliyorum öğleye kadar. Mağdur edilmeyeceksin. Tamam. Rakamlar çok yüksek çünkü. Efendim, Nevzat Bey geldi, acilmiş. Tamam, içeri gönder. Tamam efendim, buyurun. Bir saniyenizi alacağım, affedersiniz. Tabii. Geç. Otur bakalım, otur. Şey, biliyorsunuz şirketle bir sorun yaşıyorum. Biliyorum, biliyorum. Şimdi ben kendi işimi, yani bir miktar desteğe ihtiyacım var. Ya. Öderim, kesinlikle. Elinde ne var peki? Nasıl? İki kumarbaz olarak konuşalım. Elinde ne var? Neden para vereyim sana? Ha? Neden? Ben... Aslında var. Beni kesinlikle alt edecek bir şey var elinde. Ne? Neymiş o? Al işte. Sen benim istediğimi yap. Ben de senin istediğin kadar buraya sıfır atayım. Anlaşma bu. Nedir istediğiniz? Nihal. Yani karın. Çalışmıyor bildiğim kadarıyla. Sen onun benim yanımda işe başlamasını sağla. Çek ya. Anlasana lan. Çek burada. Halep de burada, Aşın da burada. Kararını bildir bana. Bekliyorum.
İyi ama Nevzat, ben tekstil işinden anlamam ki. Canım, ne önemi var? Yapabilirsin. Bıraksak bütün bunları Nevzat. Elini tamamen çeksen, temizlesen kendini. Gidip tamamen yeni bir halde karşılasak bebeğimizi ha? Alice harikalar diyarında. Bir de bebek çıktı başımıza. Bunu nasıl söyleyebilirsin? 40 dereden su getirme Nihal. Mız 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 yeme başımın etini. Şu işi yap. Yap. Hangi şirketmiş bu? Nerede çalışacağım ben? Ferruh. Ferruh'un şirketi. Aman Allah'ım. Sen rezil bir adamsın. Allah kahretsin. Bu kefazelik. Ne oluyor be? Bir bu mu kalmıştı ha? Satacağın son şey mi? Rezilsin sen Nevzat. Rezil. Ben gidiyorum. Bir yere gidemezsin. Cehennemin göbeğine düşmüşsün sen Nevzat. Dokunduğun herkesi de çekiyorsun oraya. Beni, bebeğimi, herkesi. Kes sesini. Allah kahretsin. Kes sesini, kes. 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 Yapma. Kes sesini. Kes. 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 Nevzat Bey, biraz görüşmemiz gerekiyor. Nedir, söyleyin. Hayır. Kamber Bey görüşecek seninle. Bizimle geleceksin. Hadi gidelim. Hoş geldin. Yer misin? Ot. Ot yiyebiliyorum sadece. Yoksa damarlar yeni kapı lağımı gibi tıkanırmış. Ben de nalları parlatırmışım bu durumda. Bal börek yiyemiyoruz ha. Görüyorsun. Yiyemiyoruz ama... Yine de bir kuruşumuzu dahi kimse de bırakamayız. Buna sen de dahilsin. Biliyorum şey, Kamer Bey, evi satıyorum. Bir haftaya kalmaz. Evin ipotekti Nevzat. Biliyoruz, çoktan sattın. Satabileceğin her şeyi çoktan sattın. Ama yine de son bir fırsat vereceğim sana. Ben şimdi oturup otumu yiyeceğim. Otumu, evet. Sonra oturup sadece iki el oynayacağız. 3 kart ve 2 el. Sadece 2. Kazanırsan artık borcun yok bana. Ama kaybedersen... Kaybedersen 2 katını alırım. Yarın güneş batana kadar. Anladın mı? Güneş batana kadar ve 2 katını. Kabul mü? Evet. Hadi bakalım. Anlaşmaya uymazsan İsmail seni iç organlarından kurtarır. Saman doldurur içine. Ve aha şuracığa koyar. Ulaştınız mı akrabalarına? Kocası gelmeyi reddetti. Yok, red mi etti? Çok önemliymiş, öyle söyledi. Uyanınca ilgilenin o zaman. Olur. Sağ ol.
Ne olmuş buna? Darp, dayak yemiş. Bebeğini de düşürmüş. Yazık. Nasıl geldi peki? Son gücüyle ambulans aradı herhalde zavallı. Yarın güneş batana kadar her şey kabul. Altın, gümüş, para edecek her şey. Ama güneş batana kadar getirmezsen doğduğunu da göremezsin.
Yarın güneş batana kadar. Her şey kabul. Altın, gümüş, para edecek her şey. Ama güneş batana kadar getirmezsen doğduğunu da göremezsin. Her şey kabul. Altın, gümüş, para edecek her şey. Altın, gümüş, para edecek her şey. Geldim, geldim. Roketledim, geldim işte. Vay Nevzat, hoş geldin. Geç, geç. Geç oldu ama bu gece kalabilir miyim burada? Sorduğun şeye bak, irade. Kavga mı? Nasıl? Nihal'le kavga mı ettiniz yoksa? Ha, evet. Ufak bir şey oldu işte. Üzme kızı. İyidir Nihal'im. Bilmiyorum da dayı. Neyse. Yemek yedin mi? Aç değilim. Becerebilirsem çay suyu koyayım o halde. Hatırlıyor musun? Çay diye de bir içecek vardır. Yardım ister misin? Yok, becerebilirim herhalde. Thank you.
Nevzat, bugün bir şey var sende. O kasa anahtarını ver bana. Ne? O kasadakini istiyorum. Nevzat. Bu tiyatroyu uzatma, tamam mı? Ver şunu. Hayır, delirdin mi sen? Ne oluyor sana? Cehenneme gitti. Ben seni açlıktan kurtardım. Adam ettim. Ben seni okuttum. Güle güle. Bir şey yok. Pis herif. Bırak. Geber. Bırak. Meşhur olmuşsun. Bravo. Ama bana olan borcunu ödemedin. 24 saat geçti bile. Gazete ne diyor biliyor musun? Salak soyguncu diyorlar sana. Salak soyguncu. Ne? Evdeki en kıymetli şeyi kurbanın üstünde bırakmış diyorlar. Kıymetli mi? Kilim. En az 400 yıllıkmış. Çok nadide parça diyorlar. Ne kadar demişlerdi İsmail? Su içinde $500,000. Geber! Bırak! Sen has kumarbazsın. Eğer seni ben öldürürsem zor ölürsün. Hırpalanırsın. İçinde tek mermi var. Onu bulana kadar uğraş. Ve sakın nefes almaya devam edeyim deme. Gidelim. Kilim mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.